aşkım. Sence bu yaptığımız doğru mu? Daha kötü olmasın. Başka çaremiz yok ki sevgilim. Mecburuz, ne yapalım? Kalk hadi bakalım olmuş mu? Ötülerdik sevgilim ama ne yapalım? Bir baksana olmuş mu? Olmuş gibi. Bakayım mı? Olmuş olmuş. Jilet gibi olmuş vallahi. Bavulun içinden ilk çıkardığımızda çok kırışıktı. Ama yine de içime sinmedi diyorsan bir yarım saat daha koyup yatalım üstüne. Olmuş olmuş. Hem zaten o kadar özenmemize gerek yok ki. Ben böyle kırışıkta giyerdim. Sevgilim olur mu öyle şey? Önemli bir şey bu. Böyle kırışık giyinilir mi? Sen şimdi restorandaki bütün çalışanları temsil ediyor olacaksın. O yüzden dış görünüş önemli. Haklısın. Restoran müdürü olmak önemli bir iş. Hadi ben sana bir kravatla gömlek çıkarayım da giy. İlk günden geç kalma işe. Ben çıkıyorum. Dur bir dakika. Tamam şimdi oldu. Teşekkür ederim. Çok yakışıklı olmuşsun. Of. Ben şimdi seni nasıl göndereceğim böyle işe? Bana bak, dikkat et oralarda kendine, tamam mı? Anlamadım. Neye dikkat edeyim? Anlamamazlıktan gelme işte. Şey, böyle güzel müşteriler falan gelirse. Anla işte sevgilim. Öyle çok yüz verme, tamam mı? Kıskanırım ben. Kim gelirse gelsin. Benim için senden daha güzel yok. Öyle mi? Öyle tabii. Benim gözlerim senden başkasını görmez. Sen merak etme. Merak etmiyorum ki zaten. O zaman sana iyi işler sevgilim. Teşekkür ederim sevgilim. Bak sen de dikkat et, tamam mı kendine? Sabah olanları biliyorsun. Aklım sana kalmasın. Tamam. Hadi güle güle. İlk yemeğimi yapacağım. İmkanlar biraz kısıtlı ama olsun. Buna da şükür. Limonum var.
Limon almak ister misiniz? Her şey hazır. Ben neyi unuttum? Ekmek almayı unuttum ya. Bu parayla da iki ekmek alınmaz ki. Neyse, ben de bir tane alırım. Ne yapalım? Sulu sulu liman. Limanım var. Mis gibi taze taze sulu sulu liman var. Liman. Limon var liman. Memlekette düz ekmek kalmamış ki. Hepsi çavdarlı bilmem neli. Pahalıya mal satacağız diye içine ne koyacaklarını şaşırdılar. Sevgilim ne yaptı ki? İlk iş günü nasıl acaba? Liman! Limon var! Taze taze sulu sulu liman! Limon almak ister misiniz? Yaz! Liman! Limonum var! Aşkım. Sen de beni bekle, tamam mı? Ben çalışırım, ne gerekirse yaparım. Kimseye muhtaç kalmadan yaşamamızı sağlarım. Bir restoranta yönetici arıyorlarmış. Ben de başvurdum, hemen kabul ettiler. Gel başla dediler. İşte maaşı da çok iyiymiş. Mis gibi sulu sulu taze liman. Liman var. Canım benim ya. Bana yalan söylemek zorunda kalmış. Mis gibi taze taze liman. Hayırlı işler birader. Kafana göre gelip tezgahını kurmuşsun. Nasıl işler, iyi mi? Çok şükür. İyi de. Hayırdır kardeşim? Sorun mu var? Anlayacağın, topla tezgahını defol git. Bu pazarda kafana göre mal satamazsın. Burası bizim bölgemiz. Sizin bölgeniz. Sokak burası, sokak. Tapulu malınız değil. Allah Allah, bak sen. Bir de kabadayılık taslıyorsun ha? Toplan git dedik, canını yaktırtma. Al tezgahını da bas git. Benim tezgahım burada kalıyor. Bakın basın gidin, benim canımı sıkmayın. Ne oluyor ya? Ne istiyor bu serseriler? Satamazsın dedik, sattırmayız. Doğru lan! Aa, yaz! Aa, yeter lan! Yaz! Yaz! Dokunma, bırak! Yaz! Yaz! Ne oluyor ya? Ne oldu, iyi misin?
sana yalan söyledim. İş bulamadım. O yüzden burada tezgah açtım. Limon satıyorum. Niye saklıyorsun benden? Bir şey oldu mu bir yerine? İyi misin sen? İyiyim. Merak etme, iyiyim. Tamam, gel hadi toplayalım, gel. Sevgilim tamam. İyiyim ben. Niye benden sakladın sevgilim? Niye söylemedin limon sattığını? Utanılacak bir şey mi bu? Söyleseydin beraber satsaydık. Söyleyemedim işte. Utandım. O yüzden. Yaz, sen evine ekmek getirmek için çalışıyorsun. Bunda utanılacak ne var? Hem biz birbirimize söz vermedik mi? Ne olursa olsun birbirimizden gizlemeyeceğiz demedik mi? Bütün zorlukları birlikte aşacağız demedik mi biz? Niye çıktık bu yola? Birbirimizi yalnız bırakmak için mi? Tamam, eğer öyleyse söyle. Dönelim geri evlerimize. Hiç boşa vakit kaybetmeyelim, gidelim. Ne diyorsun Eylül sen? Onca felaketten sonra sana kavuşmuşken. Olmaz Eylül. Konuşma bir daha böyle. Yapma o zaman Yaz. Benden bir şey gizleme. Bak. İçim yanıyor benim seni böyle görünce. Asıl ben kendime kızıyorum. Ben utanıyorum kendimden. Bana iyilik ettiğini düşünürken üzüyorsun. Daha çok üzüyorsun. Farkında değilsin. Yapma ne olur. Bana bir daha geri dönmekten bahsetme Eylül. İstersen bağır, çağır, kız. Eline ne geliyorsa fırlat. Ama gitmekten bahsetme. Beni bu dünyada bir tek senin yokluğun yıkar. Beni de. Söz ver bana. Bir daha geri dönmekten bahsetmeyeceksin. Söz. Tamam sevgilim, söz. Hadi ben yemeği ısıtayım.